olarak burada bir asayiş problemi baş göstermeye başladı. Böyle söyleyince biraz acayip oldu. Yukarıya doğru gidiyoruz ve buradan bir güzel bütün eşini temizliyoruz. Görevimiz şu an için bu. Ekonomiyi toplamamız lazım. Bu şehirlerin gitmesi ekonomiyi bayağı büyük miktarda mahvetti. Ama en azından orduyu çok hızlı bir şekilde topluyorum. İki tura tamamız gibi duruyor. Okuttum mu? Neyi okuttum? Eyvallah, teşekkür ederim. Ya grip yani. Boğazım gittiği için konuşamıyordum. Yayın yapamadık o yüzden. Bu süreçte biriken onca içerik var ki... Bakalım nasıl yetişeceğiz. Bu sırada kaçıranlar için Ocak ayında Hoi yeni multinin duyurusu yapıldı. Başvuru yapmadıysanız başvurularınızı Discord üzerinden yapabilirsiniz. Sineç bizi vuracak mı, olmayacak mı? Vuracakmış. Sineç'i öldürürsem eşinden geriye bir şey... Siz ölümü hak ettiniz yalnız. Siz bu hareketle ölümü hak ettiniz. Yavşak eşin. Amirali mahvetti, bir şey değil. Ordu kendini şey yapamayacak. Tazeleyemeyecek. Aslında oran çok ortada, biraz bakalım mı? Clan Red'ler falan var. Swinger'lar falan. 3 atlı var. Belki atlıyı kullanırsam döndürebilirim. Zor ama belki. Deneyelim. Aleyküm selam. Sap değil, Coşkun var. Senden önce Coşkun vardı. Enis var, yazmıyor. Var yani, insan var. Darboğaz Savaşı. Oo. Kurulup geri çekilip süvarilerle belki ezmeye çalışabilirim. Ya da süvarileri karşı tarafa geçirebilirim. Bilemedim. Bakalım, Darboğaz'da çarpışmayacağım ama ondan eminim. Darboğaz'da çarpışırsam mızraklıları benim bütün atlı bonusumu götürür. Atlılar zaten çok güçlü değil. Sadece charge ilk giriş kısmını vuracaklar. O yüzden belki biraz önde başlayıp geri çekilip atlılarla kanattan morallerini sıfırlamaya çalışabiliriz. Onun dışında zaten çok büyük bir şansım yok kazanmak için. Neyim var? Ha, Dark Conduit büyüsü var. Tamam. Tamam. Bu önemli bir büyü. Dediğim gibi geri çekilerek düşmanı taciz edeceğim. İki birlik atlı ormanda, bir birlik atlı bu kanatta. Tamam, bütün birliği dizdik. Dar alanda olmalın. Bir dakika, burada boşluk var. Bir tanesini çıkar şunların. Bir birlikte şöyle yollayalım. Tamam. Onun da sebebi şu. Karşı taraf şimdi saldırıya geldiğinde buradan büyük ihtimalle şey çıkartacak. Bunların devamlı çıkarttığı Skaven Slaves var. Ya da Clan Reds'ti galiba. Clan Reds çıkartacak. O çıkmadan şurada bir tane birlik tutalım ki çıkarsa hani tutmamasına yardımcı olalım. Bu kanattan muhtemelen gelmez. AI'nin böyle bir durumu var. İki kanattan gelmiyor ama buradan gelirse de oraya adam ayırırız. Yo, ben de bir haftadır falan yayın yapamıyordum zaten. Hoş geldin. Yalnız menzil durumu biraz benden daha iyi gibi. Evet. Night Runner'ların... menziller aynı sayılırmış. Tamam. Öf. Üf. Belki dışarı geriye çekmemek de bir şey olabilir gibi duruyor ya. Dar alanda sanki daha iyi zarar vereceğim. Ama burası için geçerli değil. Burada mızraklı sayısı çok az. Kafadan bir charge gider oraya. Zaten çok dar alandan saldırıyorlar bana. En büyük hataları o olacak. Direkt patlatacağım.
Şurada patlatalım. Mızraklılar bu tarafta çünkü. Çok iyi. O patlama bitirdi burayı resmen. Sen geri çık. Burada iki atlısınız, geri çıkın. Sen onları vur. Yandan girip dur. Gir çık yapacağız. 40 charge bonusumuz var. Gir çık, gir çık yaparak onları rahatsız edip duracağız. Morallerini de kıracağım. Zaten Death Hack düşman liderini de indiriyor. Eğer indirirse düşman bize hiçbir şey yapamadan bitiririz. Bir Dark Conduit büyüsü daha atarsam mahvolurlar bu sırada. Oh, şeyi de aldık. Murderous bonusunu da aldık. Burada kılıçların biraz ekstra efor sarf etmesi gerekecek ama yapacak daha iyi bir şeyim de yok. Yandan girin. Siz de böyle arkadan. Siz buraya destek. Güzel, güzel, güzel. Böyle böyle kıracağız işte. Gir çık, gir çık valla. Dünya seyahatine çıksanız gideceğiniz ilk 3 yer bu akşamki konumuz. Evet, değişti konu. Evet, kafamıza taş yağmayacak. Cevap olarak İskandinav mitolojisini seviyorum. Bu yüzden Oslo, Edinburgh ve Milan demiş. Milan'ı çözemedim bir tek işin içinde. Yoksa sadece Oslo için mi diyecek? Tamam, o okçular orayı tuttu. Biraz daha uzasa bir büyü daha atabileceğiz, bitiririz zaten. Gider ayak patlat hepsini. Evet, çok iyi. Atlılarla şu kılıçları şey yapalım, ezelim. Tamam, kırıldılar. Güzel. Frik ama güzel. Hem de savaştan para kazanmış olacağım, o açıdan da güzel bence. Güzel killer almış Blackheart Corsair'lar. Zırhlılar ya, karşı tarafta zırhlayacak hiçbir şey yok. Bütün avantajımız bu yani. Başka bir şey değil. Japonya, Hindistan ve Tayland. Sadece Oslo için ama Edinburgh'da yakın kültür yine. Yani. 796 köle mi? Ver. Parada 8200 oldu. Gider 2800'e düştü. Böylelikle 4 tur daha ordu dinlenebilir seviyeye gelecek. Ordunun dinlenme seviyesi çok büyük problem değil aslında. Daha ziyade en büyük problemimiz şu an güneyde bir isyan çıkacak. Setera'nın onu bastırması lazım. Oraya git. Melas'ın ordusu tek başına yollamak aslında çok da sıkıntı değil. Karşının ordusu çok leş. Ama wipe yemesin birlik yani. Boşu boşuna şey yapmayalım. Wipe yemesini gerektirecek kadar da şey değiliz sonuçta. Herhangi bir şey basmayacağım, para yok. Mesajınızı vurgulayın alındı. Berkesko, iyi yayınlar, iyi yayınlar, iyi yayınlar ve selamlar demiş. Teşekkür ederim, sana da selamlar. Bu özellikle kanallardaki sadakat puanıyla yapılan şeyler arkadaşlar. Rütbe puanı eskiden vardı. Kullanmıyoruz artık onu. Yeni sadakat puanı Twitch'in getirdiği bir mevzu ve Twitch'in verdiği bazı bonuslar var. Onları kullanabiliyorsunuz. Yayını izlemek, abone olmak, bağış yapmak, cheer atmak, bu tarz şeylerle artıyor. Biraz daha köle alabilirim.
Daha çok köle. Bize en son yavşak paralı fare askerler dalmıştı. Ondan sonra çöküyordu. Kalbim dayanamamı kapattım. Sonra ne oldu? Ordularını patates ettik. Etmeye devam ediyoruz. Patlayan settlement'ları da geri toplamaya çabalıyoruz. Köle sayısını da tabi eski sayısından mümkün olduğunca getirmeye çabalayacağım. Güzel, öldü. Paramız var, basalım. Tamam, bu ordu da kendine geldiğine göre. Dethag. Dethag inanılmaz kuvvetli bir yakın dövüşçü bu sırada ya. Az daha kendisini ölümsüz hale getirelim. Bu o... Ha şey, büyücü. Tamam, büyücü için şu an... Gerçi SS'ını çıkartabilirim. Büyücüyü koyabilirim. Mis gibi. Şimdi gidip orada ne varsa... Kemri'den buraya şey gelmiş. Tomb Kings birliği gelmiş. Setra. Setra burada ne arıyor acaba ya? Hayda, bunu öldüremedim mi? 39 Devil Assassin... 38 Devil şeyi öldürememiş, evet. Tamam, çok da şey değilmiş yani. Nerede yine isyan çıkacak ya? Rebellion'a geç. Imminent Rebellion. Ha, kuzeyde mi? Kuzeyde çıkabilir. Kuzeyi tutuyoruz. Demin gördük zaten. Çok rahat tuttuk. Hiç sıkıntı yok. Belki biraz... Evet. Burayı geliştirebilir. Au. Belki de geliştiremeyiz. Paramız yok. Devam. Bir kanalda 3K yaptım bile darısı buraya demiş. Malice Darkblade niye kendine özel bineğini bindirmiyorsun? Çünkü yeterince güçlü bulmuyorum. Yalan olmasın ama senin şehirlerinde Setra'nın kitaplarından olması lazım. Setra sonra Anka Kral gibi yapabilir late game'de demiş. Doğrudur. Bilmiyorum. Belki vardır. Geziniyor etrafta Setra zaten. Bak gitti oraya kondu. Gitti oraya kondu. O Setra buraya kadar gelmiş. Oo. Buraları ben alacaktım valla. Neyse şu yukarıyı bir halledeyim. Dönüp Setra'yı patlatmam gerek. Böyle olmaz. Yağmalanıyor yukarılarda. Evet, orduları bulduk. Peki. Şu an elimde para yok, onu ne yapacağız? Şehitler 341 tutuyor. Nagarontlardan bir tane çıkarsak yetmeyecek. İki tane çıkarsam altın rütbeli Nagaront hem de. Atlı ne kadar tutuyor? 390 mı bu atlı? 3 tane atlıyı çıkartsam bu ordu kendine gelir. Ekonomide hakeza aynı şekilde. O yüzden burada kalsın. Burada isyan tehlikesi yok. Yukarıda zaten daha yeni isyan çıktı. Black Ark... Kaç turda geleceksin geri? 2 tur. Sıkıntı yok. Malice orada. Savaşacaksak savaşırız. Kitapları burada ise desene. Setra o kitapları hiç okuyamayacak demiş. Vallahi şu an okuyor olabilir. O kadar atar gider yapmıyor ama şu an okuyor olabilir. Setra'yı patlatacağız tabii ki. Yani benim almam gereken yerleri Setra aldıysa mecbur patlayacak. Yeni bir rakip oldu. Skaven'larla savaşmaktan sıkılmıştım. Bir de yanına şeyler eklendi şimdi. Dev arkadaşlarımız. Aha. Sayısızlar. Ama böcekler. Haşara. Darkblade bu kadar büyük bir sayıya karşı ölüm saç şey diyor. Skaven'ın ölüm şeyine. Ve iblisin kontrolünü eline al. İçeriye doğru ilerlememe gerek kalmadan son parşömene geçtiğimiz için direkt savaş çıktı. Tamam. İptal et. Basılacak özel bir birlik var mı basabileceğimiz? Çünkü anladığım kadarıyla her türlü birlik şu an iş yapabilir. Mesela var bir tane Medusa. Şu Medusa'yı sat. Yerine bu Medusa'yı al. Hidra'yı almayacağım. Zarkan'ı başa geçireceğim.
ve savaşa gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Well, well, well. It appears my business here. Güneydeki işim bitmemiş gibi duruyor. The rat maniacs, a massive... Yavşak sıçanlar çok büyük bir ordu topladı. Buradan gitmemi istemiyorlar. Seni ruhumdan çıkarabilsem Zarkan, seni bu canavarlara veririm. Keşke bu kadar kolay olsa. Bu durumumun çaresine bakacağım. Cadı kral bana söz verdi. Bu şeyin filonun şeyle parşömenleriyle gitmem lazım Nagaroth'a. Ama önce burada işi bitireceğim. Soğuk topraklara beni takip etmelerine izin veremem. Ölüm şeyi burada. Gelsin. Yaklaşırsa Kane'in kadehi üzerine söz veriyorum ki onu ve yanındaki sürüsünü doğrarım diyor reis. Peki doğra. Şu an bu sırada o detaya bir daha vurgulayalım çeviri kısmında iyi anlaşılmadıysa diye. Şu an savaştığımız yer bir Black Ark, kara gemi. Hikayelerde de bunu bahsetmeye çalıştım. Bu bir elf, dark elf kara gemisi. Ne kadar büyük olduğuna bakabilirsiniz. Bayağı bildiğiniz şehir gibi. Nuh'un gemisi aslında Ark diye şey yapılır. Türkçe'de tam bir karşılığı var mı? Büyük gemi, dev gemi tarzında bir şey söyleyebiliriz belki. Tam karşılık olması açısından. Black Ark'ın. Zaten ebatını görünce de anlıyorsunuzdur nasıl bir şey olduğunu. Evet. Şöyle bir formasyon ayarlaması yapalım yine. 4 tane executioner, arkasına okçular, okçuların geri kaçması yasak. Ejderha buraya, bir Medusa buraya, bir Medusa buraya. 2 Nagaroth şeyi mızraklısı oraya, diğer Nagaroth mızrakları buraya. Bir tane kılıçlı önlerine. Master Deathhag buraya, büyücü burada lazım bana. Ve tabii ki Malus. Evet, başlayalım. Baksana onların ta buradan başlıyor. Diğeri de buradan başladı. Geçen sefer köprüde başlamıştı. Nasıl ya? Zamanla hareket edip etrafa baktığım için öyle miydi? Bu sefer çok gerideler. Malice'ın özelliği nedir? İçinde iblis var. İçine iblis kaçmış. Ya adamlarda ciddi bir yükseklik bonusu var bu sırada. Ya bu senin için bir kopyası gibi bir şey bu sırada. Bize böyle saldırıyor da. Neyse onun bir... Kara büyülerle şey yapayım, zayıflaştırayım. Bu sefer de saldırmayacakları tuttu, mevzuya bak. Malus serbest kaldıysan saldır şuna. Doomwheel sıkıntılı bir alet, hızlıca ölmesi lazım. Geldiler mi? Saldırın anasını satayım. Sizin için kopyasıydı bu büyük ihtimalle. O da öldü zaten. Patlatalım bir de onları. Oo, çok güzel. Ejderha'yı burada kullanacağım. Bir yandan da gözüm orada. Ejderha'yı burada kullanıyorum çünkü buradaki üniteler çok elit. Buradakiler çok patates, buradakiler acayip elit. Şeyi gördüm az evvel orada ama neyse. Bir ufak Drakaris yaptık. Bir ufak Drakaris'imiz daha var. Erken bırakamayız.
okçulara odaklanalım hemen buradan da. Kim o? Snitch. Medusa'ya dalıyor Snitch. Aboneliğin için teşekkür ederim Berke. Final savaşını bu sırada kaçıranlar için tekrar söylüyorum. Final savaşını yapıyoruz şu anda. Snitch kopyası diye düşünüyorum ya. O olamaz yani. Arda da görünmez olup oraya buraya atlıyor pezevenk de. Oraya. Biz de seviyoruz da bu kadar sayıklamıyoruz kardeşim. Burada da çünkü Snitch ile kapışıyorum. Hadi yavrum kus. Drakaris kus. Çok güzel. Bunlar ne abi? Gelin şuraya Snitch. Burada da bir Snitch mi var? Evet, burada da bir Snitch var. Burada da Snitch var. Hangisi gerçek Snitch lan bunların? Melissa'ya da göz atalım da ölmesin. Daha dönüştüreceğim, işim var gücüm var. O arkadakileri de al. Burada 2-3 tane Snitch var şu an. Hangisi gerçek bilmiyoruz bile. Büyülere başvurmam gerekecek tabii ki. Dönüşme vakti. Nah. Finally. Dost lider de geldi bu sırada. Bakalım hangisi gerçek Snitch. Finale yakışır bir dövüş olsun. Ya sen defol git şuradan. Zarkan dövüşecek. Sanıyorum ki bu son şeydir. Snitch'tir. Öf. Vur reis, vur. Kafalarına. Zarkan reis. Yo, iki tane Snitch var. Burada bir Snitch kaçıyor. Orada bir başka Snitch kaçıyor. Hanginiz gerçeksiniz lan? Artık satanistim dedim. Böyle bir amacımız yok. Yayını kötü gösterme, sıçarım ağzını. Banlatacak bizi pezevenk. Satanizm yaymıyoruz kardeşim. Allah'ın yolunda bu yayın. Bitti zaten yani. Ne kaldı? Şunlar kaçıyor. Oo. Şurada düşman lideri falan var diyor ya. Bir dakika. Biz mevzuyu çok yanlış anlamışız. Burası hala tam gaz devam ediyor. Allah seni yetiştirebilir miyim buradaki savaşa bilmiyorum. Canı gidiyor ama. Berke saçma sapan konuşma. Ölme be. Onlar sabaha kadar kaçar şimdi. Büyücü de gelsin hemen. Hızlandıralım biraz.
Hadi öldür onları. Yoksa Melis ölecek. Ya da Zarkan. Zaten ordu sayısı fazla değil. Bir anda bütün ordu kırılabilir onun ölmesiyle. Melis ölmüyor ki değil. Zarkanken canı devamlı düşüyor. Ama kırıldılar. Güzel. Güzel. Bir Zarkan mevzusu her şeyi değiştirdi. Gerçi DTG'nin hakkını vereyim. 107 öldürmüş ya. 120, 143, 125, 104 Medusa'da iş yapmış. Güzel. Eşinin kendine ait birlikleri gayet kuvvetli bu sırada. 1093 köle. Mis. Ve bitirdik büyük ihtimalle seni. Malekith doğruyu söyledi. İksirin sırları açığa çıktı. Dark Blade artık iblisin fethedebilir, ele geçirebilir. Zarkan, dünyaların içicisi. Sonrasında bir şey, hükümlü ve şimdi de bir köle. Hagrid'in tiranı Malice Darkblade artık iblisin efendisi. Cadı kralın emrindeler artık ikisi de. Mis gibi. Ya aslında böyle diyor, kontrolünde diyor da ya iksirin fiyatı kalktı sadece. Hani istediğim gibi iksir basabiliyorum. Bu. Bu kadar fark ediyor yani anladığım kadarıyla. Şu an kaç Hecarti scroll'um var benim? 5010'sa niye bitmedi lan bu? Daha hiçbir şey yapmadık bu sırada ya. Yani bir sürü görevi cartı curtu duruyor yani. Neyse basacağım birazdan şeyi de. Üzüldüm. Biraz üzüldüm yani. Birçok şeyi göremeden, yapamadan cart diye bitti. Güzel. Onu da açtık. Rite of the War Master yapmayacağım. O şu pahalı orduyu çıkardığımız mevzu. Köle bonusunu ver. Altın madeni bas. Şey geliştir. Sıçanlara geçecek miyiz? Sıçanları zaten YouTube'a özel çekiyorum ben. YouTube'da onun serisi var. 10 tanesini hiç. Kardaki bar, Malice'ın Zarkan'ı ne kadar kontrol ettiğini gösteriyor. Eğer artı 10'sa Zarkan kontrole geçmiş oluyor. Eksi 10'sa biz. Benim anlamadığım bitti mi şimdi yani? Ne oldu? O kısmı anlayamadım. Biraz sanki şey kaldı, o soru işareti gibi kaldı. Dur bakayım. Şuraya bir koşturalım sizi. Bir Black Ark daha yapacağım. Daha ziyade var olan Black Ark'ımı geri getireceğim. Dünya fethi ise yaparım dünya fethini. Bizim için o sıkıntı değil. Bizim için şu an E kısmını merak ediyorum sadece. Bakalım. Vortex şey için bunu kazanmış olmam gerekiyormuş. Turun başlangıcında en az 1500 parşömenin olsun diyor. 1500 parşömen. Ha, 3 parşömen eksiğim var. Tamam. Bir sonraki tur falan biter muhtemelen. Setra'ya dal. Siz Gondor'un askerlerisiniz. Rap'tini söyleyeceğim demiş. Dalabiliriz. Gerçi bitecek muhtemelen. Bu kadar kısa süreceğini bilmiyordum bu sırada bu serinin. İçime artık dert olmuştu ya şunu bir oynayayım da bitireyim diye. Laps diye bitti, iyi mi? Belki siz bıraktınız mı oyunu? Barış yayından çıkmış. Ona göre ona geçelim bari. Evet. Seriyi bitirdik. Yani... Şöyle bir bakıyorum, kaç tur oldu? 108 turda bitti. Aslında kısa, bayağı kısa.
Ama çok keyifliydi. Meldis'le oynamak çok keyifliydi. Sadece çok uğraştırdı. Yani sayı problemi, ekonomi problemi falan derken çok uğraştırdı. Belki daha iyi de olabilirdi yani ama memnun kaldım ben. Çok memnun kaldım hem de. Melis'in oynama mekaniği çok güzel ama aynı zamanda şeyin de öyle, eşinin de öyle.